Aynı babası. Tıpkı. Tıpkı. Öyle mi? Koltuk çıkmak. Koltuk çıkmak 600 puan değerinde. Türkçesi. Türkçesi. Sığınmak. Sığınma. Ma. 700 puan daha. Dostluk gibi bir şey arıyorsunuz. Yarenlik. Yarenlik. 700 puan değerinde. Nedir? Garip bulma. Garip bulma der. Of. Şampiyonlar şampiyonları alkışlıyor. Hafta şampiyonu kim olacak? O merak ediliyor efendim. Tülay Hanım geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. 9600'ü gördüm. Daha da iyi oldu. Ben o zaman biraz kötü oldum ama idare eder. En azından efendim 8 saniyeye kadar düşürdü süresini. Çünkü eğer ki o gidişatla takılmadan ilerleseydi o 9600'ün... Hiç takılmadım maşallah. Belki de 9800'ün üzerine bir dakika bile arttırabilirdi. Bu iyidir. Bu iyidir. Hadi bakalım. Hayırlısı. Bence sizden sonrakileri de düşünerek yarışın. Öyle yapacağız tabii. Onlar da çünkü aynı şeyi yapma derdindeler. Aynen. Biraz da kendinizi hatırlatın Tülay Hanım. Vallahi ismim Tülay, Tülay Özay. Evliyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bir tane kızım var 15 yaşında, Meriç adında. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kızım, dostum, arkadaşım, her şeyim. Dediğim gibi evliyim. Eşim de farklı hobileri olan çok özel bir insandır. Ki paylaşıyorsunuz bazı hobileri. Ki paylaşıyoruz. Geçen yarışmada da söylemiştik, beraber maraton koşuyoruz. O bu da bir maraton efendim. Maraton koşuyor, aynen. Ve bunları da arkadaşım biraz evvel bahsetti hayvanlardan, sokak hayvanlarından. Bizler de bazı vakıflar adına koşuyoruz. Omurilik Felçlileri Derneği Vakfı, işte onun gibi vakıflar için, öğrenim gören çocukların vakıfları için koşuyoruz bazen. İyilik peşinde koşuyorsunuz. Yani öyle yazıyor zaten üzerimizde, iyilik peşinde koş diye. O da hayatımızın güzel yanlarından bir tanesi. Gezmeyi, eğlenmeyi seviyoruz. İşte. Hayatımızı sürdürüyoruz. Bir tanecik evlat yetiştirmeye çalışıyoruz. Siz adımlarınızı attıkça hem bize hem kimlere can alıyor efendim. Belki de. Çok teşekkür ediyoruz emeğiniz için, teriniz için. Eksik olmayın. Bugün de ziyarete geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederiz. Ama bu bir yarışma olduğu için azıcık sizi zorlayacağız. Hadi bakalım inşallah. En fazla iki tane harf üzerine ikisini birden alırsak. Evet. İki tane alabiliriz. O nedir ya? Vallahi yaptılar. Benim suçum yok. Ezgi Hanım yaptılar. İkisini birden alırsanız da 9 saniye arttırmak lazım. Unutmayın çünkü 8 saniye arttırdı. Çok fena. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. 4 harflidir. Tek kelimedir. Gayet basit bir şeydir. Haydi Tülay Hanım. Ele geçirilen vücudu olmaya yarayan banyo gereci. Kese. 400 puan değerinde yerleşin. Hemen ikincisi gelsin. İlmemizi yakalayalım, öyle devam edelim. Buyur. Cevher çıkarılan yapay mağara. Şimdi cevher deyince insanın aklına... Ocak. Bravo! Kömür ocağı gibi. Yıkışına gerek yok, ben bunu biliyorum dediler. Ne güzel dediler. Buyurun gelsin yenisi. İkileme olarak da kullanılır efendim bu kelime. Dikkat edelim. Şöyle soralım. Çok küçük bir parça, pek az bir miktar anlamında bir sözcük. Minik minik. Azıcık. Gibi mesela ilerliyor ama nokta nokta ilerliyor. Adım adım olmadı. Adım adım gibi bir şey de. Ya içiyor suyunu küçük, ama küçük böyle. Küçük olmaz mı? Yudum yudum mu? Yudum yudum gibi işte onları hatırlatsın, ekleri parça. Hatırlatsın diye söylüyorum size de. Ya veriyor ama böyle nasıl veriyor? Kıdım kıdım mı? Gıdım mı o da? Gıdım mı o da? Gıdım gıdım. Gıdım gıdım. Beş harfli, tek kelime. İşte şöyle sorduk. Cansız, ışıltısız, mat. Tek kelimedir, bu anlamlardadır. Sönük. Sönük gibi bir şey. Ya da? Cansız, ışıltısız, mat. Evet. Donuk. Donuk daha güzel. Ve 500 puan kazandırıyorsun. Şimdi altı harflidir, tek kelimedir. Artık modası geçti. 1970'ler, 80'ler o zamanlarda çok modaydı efendim. Bir dekorasyon ögesi. Bir inşaat malzemesi. Ama unutulmuş değil. Çünkü efsanevi bir şarkıcının da soyadıdır. Hadi. Görelim. Bu o değilmiş yahu. Ah. Tavukların yumurtlaması için hazırlanan yer. Bu basit. Tavuğun üretim platformu. Bak bakayım nokta noktada yumurta var mı? Folluk. Folluktur o. Şimdi geliyor o bahsettiğim. O baştan alalım o
olmadı. Evet, bahsettiğim şey. Ne demiştim? Bir dekorasyon ögesi gibi bir inşaat malzemesi aslına bakarsanız. Aynı zamanda neden unutulmadı modası geçmesine rağmen? Çok ünlü bir şarkıcının, bir ozanın diyelim soyadı. Buyurun. Yapılarda döşeme gereci olarak kullanılan plastik madde. Daha çok bunlar kare kareydi. Biliyorum onu ben. Ne döşenirdi ya? Artık pek kullanılmıyor. Biliyorum. Şimdilerde pek tercih edilmiyor. Plastiktir ve altı da çok güzel rutubet olur. Evet, o yüzden zaten tercih edilmiyor. Ama unutulmuş değil. Neden unutulmamış efendim? Nasıl bence o ya? Ozan'dan dolayı. Siyahi ve isyankar. Kimdi o? Siyahi ve isyankar. Bir harf alabilir Kıvırcık. Miyim? Kıvırcık. Buyurun. Yere döşenen. Muşamba gibi bir şey ama. Şarkıcıdan mı ilerlesek? Hiç şöyle hiç çıkmıyor hani adam. Sıcak iklim. Saçlı. Adam çıkmıyor. Of be. Bob Marley'in bir Marley'miş. Bob Marley'in Marley. Yerleşti yerine. 2900 yaptı kasamızı. Biz de 7 harfli cevaplara geçtik. Tamam bakın yarısını hallettik sayılır. Bu sürede de çok büyük sıkıntı yok. Halen 2 dakikanız var. 2 dakika 6 saniyeniz var efendim. Yarısını cevapladınız, bir tane harf aldınız. Aynısını sürdürsek yine 9600'e ulaşırız. Anladım. Buyurun geliyor. MMA diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Yalnızca memeliler sınıfında görülen bir beslenme ve besleme yöntemi MMA diye bitsin. Süt verme. Tek kelime süt olsun. Süt emme. Tek. Ha, sütleme. O da olmadı. Yavrusunu. Emzirme. Emzirme. Aa, süreyi çok kötü yaptım. Kafanızı takmayın süreye. Tabii. Bakın bir iki soruda hızlandığınız zaman hemen tedavisini görecek o. Merak İnşallah. Etmeyin. Buyurun yeni soruya. Çalgılı meyhane anlamında İtalyanca kökenli bir sözcüktür bu. Ama nedendir bilinmez. Sanki Rumca Sanki kökenliymiş. Agora gibi bir şey. Öyle bir şey geliyor aklıma. Rumca deyince agora dediniz. Çalgıcı, evet. Çalgılı, taverna. Taverna olabilir mi? Oldu bile. Oldu bile. 4300 oldu kasa. Şimdi bu sefer de Bulgarca'ya dalacağız. Bilindik bir şey, merak etmeyin. Buyurun geliyor. Bulgarca kökenli patika sözünün Türkçe kökenli yaşamlanması. İki kelime. Keçi yolu. Yapıştırın. Süre gitmesin. 800. 8 harflerde bitiyor. Süreyi de toparladınız bakın. Halen bir harf alma hakkınız var. İşte geliyor soru. Tek kelime. Siz bunu hiç harf almadan cevaplarsınız Tülay Hanım. Toplumu inceleyen bilim insanı. İnsanı. Hı-hı. Sosyolog. Sosyolog. Uydu vallahi oraya. 800 oldu. Daha doğrusu 1800 daha ekledik. 5900 olduk. Onu 6700 yapabilecek durumdayız. İki kelimeden oluşan 9 harfli bir cevap var önümüzde. Görelim efendim. Mekmak. Mema. Namlu içindeki gazların yarattığı aksi yöndeki hareket. Geri tepme. Geri tepme. 900 puan değerinde. İşte tek kelime. 9 harfli. Hiç sıkıntı yaşamayacak Tülay Hanım burada. Adım gibi eminim. Suyun buza dönüşme eşiğini sıfır olarak kabul eden ısı ölçeğidir. Ölçeği. Ölçeğidir. Donma noktası gibi bir şey değil. Hayır efendim. Şey. Hayır. Donma noktasını sıfır olarak kabul ediyor. Bir termometre gibi bir şey mi arıyoruz? İşte o ölçeğini arıyorsunuz onun. Ne kaç dakika? Nokta nokta. Sıfır nokta nokta. Onu santigrat. Durdursak mı? Oldu bitti. Ben soruyu anlayamadım. Çok güzel oldu. Anladım. Soruyu anlayamamışım. Ne yaptığımı bilemedim. Evet. Sonuç itibariyle kazandınız efendim. 1000 puan. Özür dilerim. 900 puanı birden. Şimdi 2000 evet. puan daha lazım size. 2000 puan verebilecek de 2 tane soru var elimde. Eğer ki takılırsanız birinde bir harf alabilirsiniz. Ama unutmayın o harfi alırsanız 9 saniye arttıracaksınız. Gelsin mi? Gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Sondan bir önceki sorudur. Melez bir tabirdir. Fiil bizden. Mastarla bitiyor. İlk kelime Fransızca kökenli olması lazım. Buyurun. Gizlediği kimliği ortaya çıkmak anlamında melez bir tabir. Deşifre olma. Sığmaz. Ne olunur başka? Oralarda gezelim.
Deşifreden çok uzağa gitmeyelim. Fonetik olarak da benzer. Zaten fiili buldunuz maşallah. Kaç harf kalıyor oraya? İfşa olma. O olmaz. Da onu beğenmedin. Olmaz. Bu Fransızca kökenli çünkü. 17 saniye 16 saniye harfi alacaksanız. Harf alayım tabii. Aldık harfi. İnşallah olmaktan geldi. Ve evet. Lazım olan yerden geldi. Flaşe gibi bir şey değil. Ha gayret. Sonu olmak. Beğenmedi onu bulduk. Flaşe olmak olmadı. Ne olur? Yani böyle yapıştırmışlar duvara. Allah Allah. Herkes görsün diye. Afişe olmak. Afişe olmak 900 puan. Oh, şimdi nerede? 9'da mı? Kaçta? Son soru son cevap. Hiç harf almıyoruz. Hiç harf almıyoruz. Almıyoruz. 6 saniye içerisinde de tokadı indiriyoruz. Evet. Anlaştık mı? 6'sı bu benim 6 kalana kadar. Hayır. 9 kalması dokuz lazım. Kaldı. 15 saniyeniz var. Tamam. 6 saniyede tokatı buraya indirmenizi tamam. Rica edeceğim. Hiç de harf almak yok. Evet. Hiç harf almayacağız. 2 kelimeden oluşuyor cevabımız. Mastar filan yok bunda. Sorusu biraz uzunca. Hızlıca başlıyorum okumaya. İlk izlenimin büyük bir bölümünü oluşturan beden yapısı, kılık kıyafet gibi niteliklerin bütününe ne diyoruz? İlk imaj gibi olan mı? İlk izlenimin büyük bölümünü oluşturan. Dış görünüş. Dış görünüş. 1000 puan doğru. Efendim 5 saniye farkla birinciliği şu an için Ezgi Hanım'ın elinden aldınız. Acaba sizi de böyle saniyeyle puanla geçen çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman arka tarafta biraz hop oturup hop kalkalım. Hadi bakalım. Ama öncesinde bir alkış verelim.